Ve Kürt sorunu tek bir cümleyle ifade etmek gerekirse, evet, Cumhuriyet'in DNA'sıyla, kuruluş kodlarıyla, temel insana, ulusa yaklaşımıyla doğrudan alakalı bir meseledir. O mesele, o yaklaşım değişmedikçe Kürt sorununun barışçı çözümü de çok mümkün gözükmüyor. Doğrusu hani çok önemli bir meselenin çözümünde yer almak, yani bir kere tarihi bir sorumluluk. Çünkü yani işte en azından 50 bin insanın hayatını kaybettiği, toplumsal kırılmaların yaşandığı, büyük ekonomik maliyetlere yüklenmek zorunda kaldığımız, bir de bir tarafıyla sadece Türkiye'yi değil de Irak, Suriye ve İran topraklarında yaşayan Kürtler için de ilham olabilecek bir örnekliğin inşasında rol almak gerçekten yani istisnai bir bir durumdu, bir önemli bir tarihi sorumluluktu. Doğrusu hani bu sorumluluğun gereği olarak biz süreçte yer aldık. O günün en kritik kararı bu meselede muhataplık sorununu devletin bir şekilde aşmış olması. Yani PKK'yı ve muhatap olarak aldığını ilan etti. Bence çok önemli bir kırılma noktasıydı. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Barış süreci içeride iktidarın ya da hani Kürt merkezli siyaset yapan siyasal partilerin önünü açan bir etki doğurdu. Barış sürecinde hiç beklemediğimiz meselelerin, işte mesela PKK'nın muhatap olarak kabul edilmesi, Kandil'in muhatap olması, Öcalan'ın doğrudan bir aktör olarak kabul edilmesi, işte HDP'nin Kandil, Öcalan ve iktidar arasında bir hani role bürünmesi meseleleri normalde Türkiye toplumuna kabul ettirilebilecek şeyler değillerdi. Ama iktidar böyle bir süreç başlattığı zaman bence hani toplum çok rahat dönüşebiliyor. Bu sürecin daha hani sonuç alıcı bir meseleye, bir sürece dönüşmesinin temel eksikliklerini bence yeniden ve yeniden düşünmek lazım. Çünkü dünyada etnik temelli meselelerin çözümüne dair benzer süreçler birçok ülkede yaşandı. İşte Filipinlerin Moros'unda, efendim İrlanda, İngiltere, İrlanda meselesinde, şu anda İspanya'da, Kolombiya'da, Güney Afrika'da benzer süreçler yaşandı. Oralarda bu meselelerin çözümüne dair geliştirilmiş olan kurumların çözüm sürecinde akil insanlar heyeti olarak bırakıldığı, tamamlayıcı kurumların iktidar tarafından bir türlü yerine getirilmedi ve ikame edilmediği için sürecin akamete uğradığı kanaatindeyim. Mesela akil insanlar süreci, evet, barış talebinin bütün topluma işte bir iki ay boyunca enine boyuna tartışılması ve bu meselenin maliyetinin hem işte beşeri maliyeti, insan hayatı, hem işte ekonomik maliyeti, hem bunun Türkiye Cumhuriyeti'ne getireceği potansiyel büyüme imkanları, evet, çok fazla konuşuldu. Toplum ikna oldu, büyük ölçüde ikna oldu. Ama bu meselenin takibini yapacak bir mekanizma kurulmadı. Yani bir gözlem heyeti inşa edilebilmiş olsaydı, barış sürecinde tarafların birbirlerine verdikleri sözleri ve yerine getirmekle yükümlü oldukları ev ödevlerinin ne kadarını yapıp ne kadarını yapmadıklarının bir tarafsız bir üçüncü göz ya da bir gözlem heyeti tarafından bir anlamda kontrol edilmesi çok çok önemliydi. Onu inşa edebilmiş olsaydı hükümet, bence hani bu süreç daha sağlıklı giderdi. Kaldı ki uluslararası, yani bu tür meselelerin uluslararası ayağı bir şekilde oluşan meselenin esası, bence sonradan bakınca anlıyoruz ki, iktidarın bu meseleyi
doğrudan çözmek için ortaya koyduğu bir yaklaşım olmaktan ziyade ve daha fazlasıyla Arap Baharı sürecinde Arap ülkelerinde meydana gelen ayaklanmaların Arap devletlerini ve merkezi otoritelerini dağıtması süreci yaşanıyordu biliyorsunuz. İşte Tunus'ta, Mısır'da, Yemen'de, Bahreyn'de, Libya'da yaşandı. Arap Baharı'nın dalgaları Suriye kıyılarına vurmaya başladığında belli ki Suriye'deki bir ayaklanma sürecinin, bir halk ayaklanması sürecinin Suriye'de merkezi iktidarı çökerteceğini diğer beş Arap ülkesinde örneğini gördüğümüz gibi ve bu dağılmanın, merkezi otoritenin dağılmasının Kuzey Suriye'de bir Kürt yapısı ortaya çıkartması tırnak içinde riskini görerek bir ön alma olarak AK Parti'nin bu meseleye yaklaştığı kanaatindeyim. Hakikaten çözmek için yaklaşmış olsaydı çözüm sürecinin gerek hani bizim Kürt illerindeki büyük iktidara dönük sempatisi, gerek veya İç Anadolu ve Karadeniz filan da dahil olmak üzere sürece desteğin kısmen nispi olarak daha düşük olduğu yerlerde bile büyük bir şey vardı. Bu meselenin çözülmesine dair toplumsal talep oluşmuştu. O talebi dikkate alarak ya da o talebi arkasına alarak iktidar aslında Kürt meselesinin çözümüne dair anayasal, yasal ya da idari tedbirleri, değişiklikleri yapabilirdi ama bunu yapmadı. Yani Kürt meselesinin elbette hani hak temelli baktığınız zaman yani Kürtler bakımından son derece meşru taleplerin devletin katına çıkması, orada kabul görmesi gibi bir tarafı var ama hem Kürtler ve hem Türkler bakımında bir ekonomik maliyetinin olduğu da bir gerçek. Çünkü bir nihayetinde adına savaş deseniz de demeseniz de çok ağır ekonomik maliyetler yüklenen bir askeri operasyonlar süreci yaşanıyor. Bu hem Suriye'de yaşanıyor hem Irak topraklarında ya da Irak ve Suriye Kürdistan'ında ve bir taraftan da Türkiye kendi toprakları içerisinde de böyle bir operasyonel askeri operasyonel maliyet yüklenmek zorunda kalıyor. Evet, bu mesele çözülmüş olsa oraya harcanan bu kaynaklar elbette iş alanlarına, kalkınmaya, hastanelere, okula, yola, barajlara falan harcanacak. Dolayısıyla daha yani insanın temel ihtiyaçlarına dönük bir ekonomik bir potansiyeli maalesef askeri operasyonlarda ya da işte asayiş operasyonlarında heder edip gidiyoruz. Kanaatimce tabii yani hem Türkiye'nin kendi mevzuatı bakımından Öcalan'ın bir tecrit altında tutulması yani avukatlarıyla ve aileyle görüşmesinin mutlak anlamda kesilmiş olması Türkiye'nin kendi hukukuyla da uyuşmayan bir durum. Politik olarak da ayrıca Öcalan'ın çok hani Kürt sorunu bağlamında çok önemli bir politik aktör olduğu da bir vaka bu. Zaten devletin de bunu 2013'lerde görüp doğrudan bir muhatap almasıyla devletin de bir anlamda itiraf ettiği bir durum bu. O halde madem hani bu muhataplığın 2013-15 arasında bir faydasını gördük. Yani işte çatışmalar olmadığı, toplumda çok iyi ilişkiler kurulduğu. O halde bu faydadan sarfına nazar etmenin, bu faydadan geri kalmanın akılla hani politik akılla da bir ilişkisi, bir bağlantısı yok. O halde niye bu devam eder bu tecrit durumu? Gerçekten bunun sonlandırılması gerekiyor. Bunun rasyonel bir tarafının olmadığı çok açık. Şu anda tekrar Türkiye'deki siyasal iktidar böyle bir iş yapar mı diye bir soru olursa açıkçası şu an itibariyle çok gerçekçi. Yani hükümet koalisyonunun terkibine baktığınız zaman çok maalesef çok umutlu olamıyorum.
MHP'nin orada ağırlıklı bir rolünün olması bir kere muhtemelen siyasal iktidarın veya siyasal aktın oluşmasında, çözüm sürecine dönük oluşmasında bir olumsuz bir faktör olacak. Yani bir başka konuda tekrar Suriye meselesine dönelim. Suriye meselesi gerçekten Türkiye'deki Kürt sorununun çözümünde son derece kilit rol oynuyor. Bence Suriye'de Türkiye'ye gelmiş olan işte sayısı 4 milyon, 5 milyon geçtiği söylenen mültecilerin geri dönüş meselesi ve nerelere yerleştirileceği meselesi de esasında biraz Kürt sorunuyla doğrudan alakalı bir meseledir. Çünkü böyle anlaşılıyor ki Türkiye bu Arap mültecileri günün birinde Suriye'ye yerleştireceği zaman Afrin'de nasıl yaptıysa, oraları Araplaştırdıysa, Kuzey Suriye'yi de Araplaştıracak, oradaki demografiyi değiştirecek bir demografi mühendisliği yapacak bir imkan olarak elinde tutuyor. Türkiye bu meseleye, yani Suriyeli Arap mültecileri Kürt nüfusunun orada şey yapmak, seyretmek ve Kürtlerle Türkiye arasında bir Arap kuşağı, bir Arap tampon bölgesi oluşturmak gibi bir şey, bir enstrüman olarak kullanmayı düşünmeye devam ederse, bu evet belki Baas rejimini memnun edebilir ama Suriye'deki yani Rojava Kürtlerinin oradaki siyasal iradeyi ikna etmesi çok zor bir şey. İşte şu anda tabii bir anayasa değişikliğinden bahsediyor hükümet. Bunu hem Tayyip Erdoğan'ın kendisi hem iktidarın sözcüleri bunu açıkça ifade ettiler. Ve madem bir anayasa değişikliği ihtiyacı var ve madem bu anayasa değişikliği için mecliste bir sayısal çoğunluğa ihtiyaç var. Bu halde bence hani HDP ya da YSP'nin yapması gereken şeyin Kürtlerin ulusal taleplerini anayasal bir güvenceye alacak meseleleri oturup konuşması gerekiyor. Bu çok iyi bir imkan. Her zaman Türkiye'de hani anayasanın değiştirileceği bir süreç her zaman yaşanmıyor. Madem iktidarın böyle bir talebi var, bir ihtiyacı var. Biz de o zaman şunu söyleyelim. Diyelim ki madem anayasa değiştirecek bir irade ortaya koyuyorsunuz, o halde Kürtlerin bir millet olmak, bir ulus olmaktan kaynaklı taleplerini de dikkate alacak bir anayasa değişikliği yapın. Kürtlerin başta ana dil olmak üzere, vatandaşlık tanımı da dahil olmak üzere taleplerini içeren bir anayasa değişikliği yapar ise 1923'ün o DNA'dan kaynaklı problemlerinin aşılmasında önemli bir iş yapmış olur diye düşünüyorum.